Merhaba dostlar. Kanalımızdaki sohbetimize devam ediyoruz. Konumuz kıyametle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaktı. Kıyamet gününü anlatan ve deprem anlamına, zelzele anlamına gelen bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Zilzal suresi. Şöyle buyuruyor Yüce Allah. Yer o yaman sarsıntıyla sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insanlar ona ne oluyor dediği zaman o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Tekrar okuyorum. Zilzal suresi 1 ve 5. ayet. Yer o yaman sarsıntısıyla sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insanı ona ne oluyor diye dediği zaman o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Bu kıyamet sahnelerini anlatıyor. Kıyamette işte yeryüzünün korkunç sarsıntılarla sarsılmaya başlaması, içindeki ağırlıkların çıkması ve insanoğlu ne oluyor? Yani şaşkınlık içinde, korku içine kapılmış, panik halinde söylerken kıyamet günü üstünde yaşadığımız yerde bizim yaşadıklarımız her şeye tek tek haber vererek şahit olacağını bu ayetlerden anlıyoruz. İşte kıyametle ilgili bir başka şey de böyle. Yani yeryüzünün geçeceği haller ve insanın o haller karşısındaki şaşkınlığı, çaresizliği ve ne oldu bittiğini anlamaya çalışmasını anlıyoruz. Sevgili dostlar, kıyameti anlatan birçok ayet gibi bu ayette de görüyoruz ki olmaya başladığında artık insan için şoklar başlıyor. Ölüm de öyle. Ölüm de başa geldiği zaman insan şok içinde, ne yapacağını bilmez bir halde olur. İşte ta ki ondan önce bunu bilip yola çıkmaya hazır olmak, kendini düzeltmek insan için bir ilaçtır, bir çaredir. Bütün bu ayetlerin, bu ikazların amacı kendimizi bunlar başa gelmeden önce düzeltmek, nasihat almak, öğüt almaktır. Evet sevgili dostlar, yeryüzünün geçireceği bu halleri, işte yaşanacak korkunç sarsıntılar, depremler, kıyametle ilgili tabii bunlar. Kıyamet zamanı olan insanı dehşete düşürecek haller. Allah bizlere kolaylık versin. Kendi yolunda sağlam giden, düzgün giden insanlardan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Başka bir sohbette görüşmek üzere.